Oh, ödevlerimi yaptım mis gibi oyuncaklarımla oynuyorum. Annemin haberi yok ama. Rüya! Rüya! Ödevlerini bitirmeyi unutma sakın. Ya canım istemiyor. Şşş, yaptım bile ben çoktan. Ne? Canım istemiyor mu? Evet. Olamaz. Ödevlerini yapmalısın Rüya. Bu senin sorumluluğun. Okulda derslerini yapmadan nasıl başarılı olabilirsin ki? Olamaz. Hadi hemen derslerini yap. He yaparım tabii. Yaptım çoktan. Rüya! Rüya! Ay annemi de kandırdım. Herhalde annem bu numaraya inandı. Of! Rüya! Ödevlerim burada seni bekliyor. Kalem kutunun içindeki bütün kalemler dağılmış. Ödevini bitirmelisin. Bu çocuk ne zaman ders yapmayı sevecek? Uf! Öğretmeni şimdi yıldız veremeyecek ona. Ödevlerini yapmalısın. Senin sorumluluğun bu Rüya. Canım oyun oynamak istiyor anne. Ne yapabilirim? Canı oyun oynamak istiyormuş. Eyvah! Öğretmeni bu durumdan hiç hoşlanmayacak. Ne yapsam? Yapacak bir şey yok. Kendi sorumluluğunu öğrenmeli. O zaman öğretmenine cevabını verirsin Rüya. O zaman masadaki ödevlerini ve kalem kutunu lütfen topla Rüyacığım. Ay annem galiba bu durum üzüldü. En iyi sonra gerçeği söyleyeyim. Anneciğim. Efendim Rüya. Ay ben aslında ödevlerini yapmıştım. Sana ufak bir şaka yaptım. Gerçekten ödevlerini yaptın mı Rüya? Rüya ödevlerini yapmış. O zaman harika. Çok güzel bir haber. Bir dakika. Sanırım bu şaka biraz üzüldün. Ama yine park gibiyiz. Aferin sana Rüya. Ama ödevlerini yapmış olman çok güzel bir şey Rüya. Yoksa öğretmenin de bu duruma çok üzülebilirdi. Ama Rüyacığım, ödevlerini yapmışsın da kalemler, kalem kutusu çok dağınık. Hadi toplayalım. Fırla. Bu iş çok basit. Anında toparlarım. O kadar mutlu oldum ki. Çünkü Rüya'nın sorumluluklarını bilmesi beni çok mutlu etti. İyi kaçalım. Düzenleyeyim.